O küçük kız gerçekten ölecek mi Gökhan? Evet, söylemiştim sana. Yazık, ne kadar güzel bir kız. Annesine hiç benzemiyor değil mi? Herhalde babasına çekmiş. Sözü nereye getirmek istediğini anlıyorum Ayten. Ama merak etme, bir daha onları hiç görmeyeceğim. Görmeyecek misin? Neden? Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Seni hiç anlamıyorum oğlum. İşlerin iyi gidiyor, plan tuttu, bütün gazinocular peşinde. Ama sen gene tatmin olamadın. Anlamadım gitti. Meyhane köşelerinde içip içip dertleniyorsun. Hayat öyle garip ki, bir an bakıyorsun bütün kapılar ardına kadar açılmış. İstediğin her şeye sahip olmuşsun. Para, ün, şöhret. Ama yine de eksik bir şeyler kalmış geride. Birden farkına varıyorsun. O küçük eksikler yaşamının tüm anlamıymış. Senin yine filozofluğun tuttu. Bir kelebeğin ne kadar yaşadığını bilir misin sen? Kelebek mi? Bana bak, içkiyi fazla kaçırdın galiba. Git bir yüzünü yıka icabında. Kelebekler 6 hafta yaşarlarmış. Bunu biliyor muydun? Yok ya, bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Bunu bir küçücük kız öğretti. Adı Mine'ydi. Bir kelebek gibi yaşadı, bir kelebek gibi ölecek, bir kelebek gibi. Şu işe bak ya, bir ay içinde 3. defa gene televizyondasın. Boş ver. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım icabında. Kelebekler öleceklerini bilmeden yaşarlar. Bu kız biliyordu Aydın. Onları seviyor. Anlıyorsun beni değil mi? O zaman ne duruyorsun burada da? Neden kendine işkence ediyorsun? Ara onları. Hemen şimdi, hadi hadi, durma. Arayacağım. Bir an evde yoksunuz sandım. Sizleri öyle özledim ki. Mine nasıl? Merak edilecek bir şey yok. Eskisinden daha iyi. Şimdi uyuyor. Uyanınca onu çok sevdiğimi söyle olur mu? Canımdan fazla sevdiğimi. Onsuz hayat anlamsız benim için. Bu ayrılığa daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Sizi görmek istiyorum. Böyle bir buluşmaya henüz hazır değiliz Gökhan. Hem yarın Uludağ'a gidiyoruz. Bu değişikliğin Mine'ye iyi geleceğini düşündüm. Artık bu iş bitti. Kızımla ben kendi yaşamımıza döndük. Sen de karın ve oğlunla mutlu ol. Buna alışmalıyız. Elveda.